Merhaba, bugün 2 Temmuz ve 26. yıl dönüşü Sivas katliamının. Yine her 2 Temmuz'da olduğu gibi bugün de o günleri bir kez daha konuşacağız ama bugünleri de konuşmak istiyoruz aynı zamanda. Aradan 26 yıl geçti ve 26 yıl boyunca acaba hem devletin halkına, milletine karşı işlediği suçlar konusunda hem derin devlet yapılanmaları konusunda hem de bu tip toplumun vicdanı haline gelen davaların çözümü konusunda ne yaptı ne yapmadı bunları da konuşacağız. Zeynep Altıok bizimle birlikte, hoş geldiniz. Hoş buldum. Zeynep Altıok Cumhuriyet Halk Partisi'nin 26. dönem milletvekili, aynı zamanda genel başkan yardımcılığı da yaptı ama en önemlisi tabii ki Sivas'ta Madımak Oteli'ndeki katliamda hayatını kaybeden 33 aydından biri olan şair Metin Altıok'un kızı. Şimdi bir kez daha hem babanızı hem bütün hayatını kaybedenleri anarak başlayalım. Bugün hakikaten 2 Temmuz'lar hep konuşuyoruz. Bir sonuç çıkıyor mu çıkmıyor meselesi önemli değil. Önemli olan unutmamak ve hatırlamak zannediyorum, değil mi? Nedir? Evet, önce duygularınızla başlayalım isterseniz. Evet, yani çok tabii duygu paylaşması çok zor. Tarif etmesi zor, hissetmesi zor. Bunu paylaşmak bir dert, paylaşmamak iyice büyük bir yalnızlık. Kendi içinde çok çetrefilleri olan ağır bir gün, zor bir gün. Ama tam da işaret ettiğiniz gibi unutmamak ve unutturmamak asal görev. Ama bu vesileyle, bu şekilde o adaletsizlik sürecini sonlandırmak, adaletin işlerliğini sağlayabilmek adına unutmamak ve izleyi sürmek tabii ki, takip etmek, buradan anlamak çok önemli. Bu nedenle ben de çok teşekkür ederim her şeyden önce bugün sözümüze aracılık etme fırsatı tabii, verdiğiniz için. Görevimiz şimdi 33 aydın, ozan, şair, yazar aralarındaydı bu 33 kişinin. Hepsi gerçekten bir katliam, bilerek ve isteyerek ve organize bir şekilde katledildiler. İki otel görevlisi daha hayatını kaybetti. Yangın sırasında 35 kişi toplam, evet. Madımak Oteli'ndeki olaylarda can veren ve geride çok fazla soru işareti bırakan bu olayın hala tartışılıyor, konuşuluyor olması da önemli. Neden önemli? Belki şunu da söylememiz gerekiyor. Genç nesil bilmiyor mesela. Evet. Yani bir kere çok uzun bir dönem sadece işte siyasi bir hale dönüşen davayla geçti, evet, tartışmalar. Şimdi evet, o dönemi yaşayan sizler, hayatını kaybedenlerin evlatları, aileleri, gazeteciler bu meseleye gönlünü adamış ve çözülmesi ve konuşulmasını sağlamak için uğraşan gazeteciler, aydınlar dışında genç nesiller bu olayı bilmiyorlar. Bu hafızayı canlı tutmak lazım. Nasıl tutulacak? Çok önemli. Belki de en önemlisi gerçekten bu. Çünkü bir kere o günden bugüne sistemli bir unutturma çalışması da yapılıyor. Yani sadece kendiliğinden geçen o 26 yılın ağırlığı, işte tarihin tozlu raflarına kalkması, her şeyin kendiliğinden o uzun süre sebebiyle unutulmasının ötesinde bir de hiç kimse hatırlamasın diye gayret gösteren bir iktidar anlayışı var. Her yıl Sivas'ta Madımak Oteli'nin önünde yapılacak olan anmayı bin bir karşılıklı müzakere haline getirmek, kimi vakit geçtiğimiz yıllarda gaz sıkmak, engellemek, dağıtmak, yok etmek, yasaklamak ya da kamuoyu nezdinde bununla ilgili işte bunun bir intikam alanı olduğuna dair doğru olmayan bir algı yönetmek, sanki olmayan bir acıyı yaşıyormuşuz gibi bir söylem, işte onlar yanmadılar ki boğuldular, işte pencereleri açsalardı, kendileri yaptılar, kendi aralarında birbirlerini öldürdüler gibi envai çeşit sıkıntılı bir söylem. Yanı sıra yetmezmiş gibi sanıkları mağdur gösteren, hükümlüleri mağdur olmuş gösteren, zaman aşımına uğramış olmasını bir insanlık suçunu hayırlı bulan, tam da bu 26 yıllık yargı sürecinin önünü tıkayan, yargının olabilen kadarının dahi sağlıklı işlemesini engelleyen, kırmızı bültenle aranan insanların iadesini yapmayan, evrakı geciktiren, bürokrasiye takılmasına sebep olan, pandomima yürüten bir anlayış. Yani bütün bunlar sistemli ve bilinçli. Çünkü o gün oradaki katliam da sistemli ve bilinçliydi. Bir dönüşüm
hayali ile yola çıkanların adım adım emellerine ulaşmak için çıktıkları yoldaki en keskin virajlardan biriydi. O prova, tiyatro gibi kelimeleri kullanmayı sevmiyorum. O nedenle en keskin virajlarından biriydi diyeyim ve o keskin virajı kendi adlarına çok sağlıklı ve sağlam bir şekilde dönmeyi başardılar. Şimdi, nice cana kıyılmış oldu. Nice cana kıyılmış oldu. Şimdi devlet aslında hiçbir zaman bu olayı tam aydınlatmadı. Aydınlatmak da istemedi. Elini taşın altına da koymadı. Tam tersi oradaki baş sorumlularına bir şekilde kol kanat gerdi. Evet. Biz hala bugün tam olarak ne olmuştu bilmiyoruz. Bugün dönemin Saadet Partili Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı'nın bir açıklaması var. Çünkü Temel Karamollaoğlu da bu olaylardaki ön plana çıkan isimlerden bir tanesi. Sonrasında verdiği röportajlarda ben aslında kalabalığa, o meşhur konuşması, ben o kalabalığı yatıştırmak için öyle konuşmak zorundaydım. Çünkü gerçekten çığırından çıkmış bir kalabalık vardı. Dolayısıyla o konuşmayı o yüzden yaptım dedi. Böyle röportajlar verdi. Bugün yaptığı açıklamada da bu insanlığa karşı bir suçtur. Çok karanlık bir tarihimizdir. Muhakkak tekrardan bu olayın araştırılması gerekiyor diye bir açıklama yaptı. Twitter üzerinden tweet attı ama bir açıklamaydı. Nasıl görüyorsunuz Temel Karamollaoğlu'nun bu açıklamasını? Gerçekten devlet ya da sizler ya da sanıkların yani vicdanlarda sanık tam olamaması, aslında sanıkların başka türlü başkaları olabileceğinin düşüncesi yeniden bir yargılanma, yeniden bir araştırmayı getirir mi beraberinde? Şimdi biliyorsunuz ana dava görüldü, kapandı. Firari sanıklar üzerinden devam eden iki ayrı dava var. Biri zaman aşımına uğradı, üst mahkemeye gitti, AYM'de bekliyor ve yıllardır bekliyor, uzun bir süredir. Diğeri de henüz zaman aşımıyla ilgili süre tahdidi dolmadığı için oyalanıyor. Hani o hukuki süre dolduğu vakit o da diğerine emsal gösterilerek belli ki zaman aşımına uğrayacak. Ama elbette ki yüzleşme geri dönük atılabilecek adım. En azından bu devam eden davalar üzerinden yapılabilecekler vardır. Ben bugün Saygı Öztürk'ün yazısında da var Sayın Karamollaoğlu'nun açıklaması. İnsanların geçmişleriyle değil bugünleriyle değerlendirilmeleri esastır. Bunu bugün söyledikleri de kıymetlidir. Böyle bakmak gerekir. Ancak özenle Sivas katliamı demiyor olması, hala hadise demesi, özenle oradaki bir kişiye benzetilerek fotoğrafı yüzünden itham edildiğini söyleyerek, öncelikli kaygısının kendisinin oradaki rolüyle ilgili bir aklama gayreti olması benim için hala üzüntü verici ve acı vericidir. Yanı sıra o fotoğraftaki benzer bir kişi diyerek geçiştirilen onun belediye başkanlığı zamanında kendi yol arkadaşı, ekip arkadaşı, belediye meclis üyesi Cafer Erçakmak'tır. Ve Cafer Erçakmak hiçbir zaman yargı önüne çıkmamıştır. Çıkartılmamıştır. Firariydi ama evinde oturuyormuş. Yani hani Sivas'ta merkezdeymiş. O Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı ama çok kilit isimlerden biriydi. Bu davanın seyrini değiştirebilecek bir adım olurdu eğer ki sorgulanabilseydi. Keza yine Saygı Bey'in yazısına aktardığı açıklamalarda ben o gün orada acizimendiler gelmişler gibi bir açıklama var. Mesela bunlar o gün söylenseydi bu davanın seyrini belki etkilemiş olurlardı. Ya da Sayın Karamollaoğlu yıllarca milletvekilliği yaptı. Milletvekilliği sırasında, kendi belediye başkanlığı sırasında gerçekleşmiş olan bu elim katliama dair bir anma etkinliğine katılsaydı, bir çift söz söyleseydi, bir araştırma komisyonu önerseydi, belki ön ayak olsaydı, gerçeklerin sorgulanması ya da en azından kendi kıymetli 26 yıl öncesini hatırlamak zordur. Ama iş tazeyken, siz milletvekiliyken hatırladıklarınızı meclis aracılığıyla parlamento çatısı altında adaletin huzuruna sunmak başka bir kapı aralardı bizim için. Ben bunlardan imtina edildiğini görüyorum. Ayrıca benim için en sıkıntılı olan kısım hala Sayın Karamollaoğlu'nun yanmadılar, boğuldular, işte pencereleri açsalardı gibi kan dondurucu cümleleri soğukkanlılıkla söylemesidir. Çünkü orada perdelere tırmanarak olmayan pencerelerden içeriye saldıran bir güruh var. Hangi pencereyi kim açsın? Öyle bir vahşeti hep beraber yaşadık. İşte sözler ortada, o gün kayıtlar var, kameralar da var filan. Hani burada bir kişisel hesaplaşma, bir kişisel kindarlık, bir siyasi hesaplaşma peşinde hiçbir zaman olmadık. Hiçbir zaman ben kişileri hedef almadım. Kendisine dönük sözlerim de böyle yorumlanmasın. Ama bütün bu söylediklerim soru işareti olarak benim vicdanımda da
aklımda da yer etmiş cümlelerle yaşıyorlar maalesef. Şimdi tabii bu geçtiğimiz dönemde yaşadığımız dava süreçleri, Ergenekon, Balyoz, o dönemde bütün olaylar, yani özellikle 93'ün olayları, işte ard arda gelen faili meçhul cinayetler, evet, başbağlar olayı falan, yani bütün bu madımak, hepsi topyekün Ergenekon ve Balyoz'a mal edildi ve dendi ki işte derin devlet askerler, askeri yapı bu provokasyonları çıkarmıştır. Niye? Çünkü işte Saadet Partisi'ni, Milli Görüş Hareketi'ni ve Türkiye'deki İslamcı siyaseti karalamak için. Dolayısıyla bu askerlerin işidir dendi. Arkasından o dönemde işte bu sefer dendi ki hayır, bu Fethullahçıların işiydi. Sırf askerleri içe alabilmek için bu sene. Dolayısıyla biz böyle o yapının işi, bu yapının işi, derin devletin işi derken hiçbir zaman tam olarak neyin nasıl bir iş olduğunu, evet, anlayamadık. Ya biraz bunu da konuşmak istiyorum. Dolayısıyla sormak istedim yani. Evet. Hala değil mi, soru işaretlerimiz yerli yerindedir. Hakikaten kilit isimler sorgulanmadı. Evet, hüküm giyenler suçlu mudur? Evet, suçludur. Bir korkunç ortaçağ katliamına, bir barbarlığın içerisine girmişlerdir. Orada kendisi taş atmayıp çocuğuna izlettiren de suçludur. Çünkü bugünün kindar ve dindar intikamcı neslini öyle yetiştirdik. Yani değil mi? Doz doz suç dengeleri var ve yargı önünde görülmesi lazım. Elbette ki eylemciler suçludur. Ama o eylemcileri örgütleyen, bu olaydan aylar öncesinden bildirileri hazırlayan, dağıtan, belediye kaldırım taşlarını oraya getiren, tesadüf deniliyor. Tesadüf mü? Sorgulamayan akıl. Yani belki sahiden tesadüf ama sorgulandı mı? Hayır. Tesadüf olmadığını da biz kendi takip ettiğimiz süreç boyunca davadaki tutanakta yer alan birçok belgeyle de biliyoruz. Bütün bunlar, kamu görevlileri, güvenlik görevlileri 8 saat boyunca 500 kişiden kolaylıkla dağıtılabilecek bir kalabalıktan 15 bin kişilik bir güruh yaratana kadar 8 saat boyunca o insanları orada hapsetmiş, abluka altına almış bir çemberden çıkartmayanlar, orada duran itfaiye aracının müdahalesini yapmayanlar, emir vermeyenler, talimat vermeyenler, hiçbir kamu görevlisi, hiçbir yetkili, hiçbir kişi sorgulanmadı. Ve gerçek bir araştırma hiçbir zaman bununla ilgili yapılmadı. Bugün yapılabilir mi? Evet. Ama 26 yıl önceyi bana sorsanız ben bile birçok detayı bu kadar acıyla yaşadığım halde o netlikle hatırlayamayabilirim. Birçok şey artık, evet, çok daha zor. Ama mutlaka yapılmalıdır. Ayrıca sadece Sivas katliamı ile ilgili bir yüzleşme için değil, bugün 10 Ekim katliamı için, Roboski katliamı, aynen, için, Hrant Dink cinayetinden sonra Tahir Elçi cinayeti için, nice bugünün en taze acılarının zaman aşımına uğramaması için, daha taze çözülmesi gereken siyasi öldürümlerin aynı akıbeti paylaşmaması için, hiçbir şey olmasa bile sadece bunun için bile bu dava bitmeyecek ve biz bitirtmeyeceğiz. Şimdi siz söylediniz, mesela şu anda sizden bir siyasi cinayet, katliam girişimini konuşuyoruz. Ya katliamı konuşuyoruz, hatta girişimi değil, çünkü sonuca ulaştı, katledildi bu kadar değerli insan. İşte siz de bahsettiğiniz Hrant Dink cinayetinden tutun da yaşadığımız Ankara tren garı katliamından bütün sayabiliriz daha geriye dönük olarak. Bu sabah biz bir sene önceki Çorlu'daki tren kazası katliamı. Şimdi siyasi olaylarda Soma, siyasi cinayet. Soma aynı şekilde. Yani depremler, normal depremler sadece siyasi cinayetlere yönelik değil, bütün cinayetlere, tabii, bütün toplu katliamlara karşı hem devletin ama aynı zamanda bence halkın da biraz vicdanının gözü kör gibi geliyor. Elbette. Neden bu böyle? Körleştiriliyor çünkü. Yani bakın, bugün bir linç kültürünün inşası başarıyla sağlandı. Toplum kimin kime oy verdiği üzerinden bir kutuplaşmayla, benim mahallem, siyasal İslamcılar hani haksızlığa uğruyorlar, az önce sizin bahsettiğiniz gibi hani deniyor ki siyasal İslamcılar hedef alındılar, haksızlığa uğradılar, ama biz bugüne bugün bir siyasal İslamcının da görmedik ki, değil mi, bu katliamı kınasın, bunun adalete kavuşması için bir şey yapsın, yerine hayırlı olsun diyor siyasal İslamcı anlayış, yerine sanıklar mağdurdur diyor, bizleri suçluyor. Ve bunun hakkını arayan insanları mahkemelerde bizim avukatlarımız saçlarından yerlerde sürüklendiler, tekmelendiler, dayak yediler. Bugün nice avukat hala
tutuklanıyor, yargı önüne çıkarılıyor. Neden? Çünkü hak arayanların savunmasını üstlendikleri için. Ama o gün orada tescillenmiş bir, kanıtlanmış bir katliamın hüküm giymiş sanıklarını savunanlarsa ödüllendiriliyorlar. Devletin her türlü kademesinde. Dolayısıyla siyasal İslamcılara, yani biz bu kamplaşmanın bir tarafı değiliz. Biz insan üzerinden kurgulanmış bir adil, eşit yaşam ve bağımsız yargı istiyoruz. Bunun üzerinden katliamları yarıştırmıyoruz. Ben daima başbağların da aydınlatılması için emek verenlerden biri oldum. Ben başbağlar köyüne gittim. Nice kendi mahallelerindeki siyasetçinin, milletvekilinin gitmediği yere gittim. Ve bunu şov yapmak için değil, yüreğimde hissederek gittim. Ama bana her babamın öldürümüyle ilgili araştırma istediğimde, her cümle kurduğumda iktidar partisinin meclis sandalyelerinden ama başbağlar diye haykırarak ilk söylenilen cümle bu oldu, önüme getirildi. Böyle bakmamak gerekli. Hangi anlayışın yaptığı değil, kimin nerede kimi katlettiğini yargı önüne taşınmasıyla ilgili ve bir hesaplaşma, elbette ki bağımsız yargı, laik demokratik Türkiye üzerinden bir arayış peşindeyiz. Aynı şey Yasin Börü, Berkin Elvan olayında da aynı şekilde değil tabii mi? Tabii ki. İki çocuğun ölümü üzerinden herkes kendi kamplaşmasını ve siyasi çıkarının hesaplaşmasını yapıyor. Sonuçta ölüp gidenler, yani bu işte, yani tren kazasında ölen İnsanları mahkeme salonlarına sokmayan bir devletten, ölenlerin yakınlarını mahkeme salonlarına sokmayan bir devletten bahsediyoruz. Ya da işte bu kadar devasa büyüyen siyasi tutukluları için adalet arayışı yerine binalar dikmekle övünen, o ne kadar büyük mahkeme salonları yaptık diye övünen bir devlet. Ve işin komiği, bu devlet dediğimiz şey, hep devlete atıfta bulunuyoruz ya. Kim bu devlet? İçinde değişen siyasetçiler var. Yani sanki devlet ayrı, bizden herkesten bağımsız bir yapı gibi. Niye bu devlet refleksi bir türlü değişemez? Nasıl görüyorsunuz? Maalesef yani tıkandığımız yer bir anlayış aslında. Bu bir bakış, bu sistemli bilinç. Yani hiçbir şey tesadüf değil. Az önce hani en başta sohbet etmeye başladığımızda söylediğimiz gibi. Aslında Sivas katliamı 26 yıl önce ne olmuştu? Elbette çok önemli ama bugünden doğru baktığımızda neden olmuştu? Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak diyerek, kahrolsun laiklik diyerek, yakın kafirleri yakın diyerek eyleme geçmiş bir cehaletin, gerici siyasal İslam anlayışının maşası olmuş bir güruhun bir dönüşüm için yaptığı bir köşe dönüş dedim ben. Bunu bilinçli olarak söyledim ama zaman içerisinde sağ iktidarlar işte cemaatlerin önünü açtılar, imam hatiplere bir olanak tanıdılar. Giderek yıllar içerisinde eğitimin içi boşalırken, hukukun içi boşalırken cemaatler üzerinden el ele beraber yarattıkları kadrolarla yönetiliyoruz da o yüzden. Ve bütün bu mekanizmalar, bu korumalar, sanıkları koruyup kollayan, ödüllendiren, Abdi İpekçi'nin katilinin bir televizyon programı sunmasını, bir şöhret olmasını dahi akıllara gelebilecek denli meşrulaştıran, normalleştiren, sadece siyasi cinayetler de değil, şiddet örneğin, kişisel silahlanmayı teşvik eden, kadına yönelik şiddetin tamamının cezasız kaldığı, yeni kadınların öldürülmesi için, üstelik de o eyleme geçme dürtüsünün, tahrik olma özgürlüğünün teşvik edildiği, bunun iktidar ağzıyla her gün meydanlarda bir nefret kültürüyle insanları hedef gösterilerek kullanıldığı, işte kendisine oy vermeyen tüm kesimleri isimlerle yaftalamak, teröristlikle itham ederek, yani toplum çok yorgun ve öyle bir noktaya geldi ki kendi içlerinde çıkar çatışmasına düştüklerinde, kol kola girdikleri cemaatle ayrıştıklarında önümüze gelen darbe girişiminin sebebi de kendileri. Onun adaletsiz kalarak bu kadar tuhaf bir hukuk sistemi içerisinde kalmasının sorumlusu da kendileri ve tek kaygıları kalıcı bir rant iktidarını baskı rejimiyle, kalıcı bir OHAL sistemiyle yürütmek, yönetmek. Bunun değişmemesi için de vaktiyle Uğur Mumcu cinayetinde Mehmet Ağar'ın cümlesini hatırlayalım. Sorunuzun tek cümlelik yanıtı o. Bir tuğlayı çekersem bütün duvar yıkılır. O tuğla bir çekilse de bütün duvar bir yıkılsa herkes rahatlayacak galiba aslında. Ya da rahatlamak demeyelim, en azından eteklerimizdeki taşlar dökülecek ülke olarak ve göreceğiz. Enteresan olan 26 yıl önce 33 aydınlı, iyi yetişmiş, dediğim gibi tekrar entelektüel, şair, yazar, birikimli, bu değerli insanları yakmaya çalışan
bu zihniyet bugün gelip baktığımızda aslında bugün Türkiye hemen hemen genç beyinlerin tümünü yurt dışına göndermekte. Evet, üniversitelerin evet. içi boşalmış durumda. Öğretim üyeleri, üniversite hocaları, bilim adamları, bilim kadınları, bilim insanları diğer üniversitelerden atılıyor. Bütün gazeteciler olmasa bile çok büyük bir çoğunluğu ya yurt dışına gitmek zorunda kaldı ya cezaevinde. Yazarlar, çizerler konuşamıyorlar. Konuşmak isteyen yurt... Yani aslında yakmaya devam ediyor devlet. Yakmaya, susturmaya, öldürmeye, yok etmeye devam ediyor. Ve bu linç kültürü bakın 26 yıl sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir eve abluka içinde bırakıp evet. yakın çığlıkları atan insanlara ve orada en saldırgan kamera kayıtlarıyla ne yaptığı ortada olan evet. insanın cezasız ve serbest dolaşımlı olanak tanıyan bu düzen. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'daki başarısının intikam planı gibi Canan Kaftancıoğlu'nu yine düşünceleri ifade özgürlüğü üzerinden yargılayan, onu hedef gösteren, ölüm tehditleri almasına sebep olan, attığı tweetler üzerinden sorgulayan ve yargılayan bir sistem. Bu bir linç kültürü. Sürekli hedef göstermek, yükseltmek, bu iklimi diri tutmak kimseye faydalı değil. Ne oluyor? Dönüyor kendisinde hak görerek bireysel cezalandırma özgürlüğünü kullanıyor insanlar. Çok naif bir şekilde kadınlara yönelik tacizi durdurmak için müdahale eden Bahadır Granmeş'ini hatırlayalım. Birisi evet. kalktı, çekti, öldürdü. Ve ne oldu? Yani bu kadar siyasi saikle bir faili meçhul cinayet değilse bile toplumun sinirleri öyle bir gerildi ki ve öyle bir kamplaşma, kutuplaşma yaratıldı. Bir arada yaşama kültürü ortadan kaldırıldı ki Sivas ilk değildi. Maraş var. Çorum var, geçmişten gelen, bugüne gelen, Sabahattin Ali'den itibaren işte bizim toplumsal bellek platformu olarak aydınlansın diye peşine düştüğümüz nice aydın öldürümü var. Ve aynı patern devam ediyor. Minicik bir kıvılcım, kocaman yepyeni bir katliama dönüşebilir. Kitap evleri yakılıyor. Döndüler, ateşe verdiler Gül kitap evini hatırlayın. Evet, tabii. Yani onun içinde insanlar olabilirdi, orada bir facia olabilirdi. Siyasiler ablukaya alınıyor, HDP'nin, CHP'nin binalarına saldırılıyor. Yani çok tehlikeli bir gergin ipin ucundayız. En son... İyileşme kültürüne ihtiyacımız var, bir arada olmaya. Yani büyük aslında insanlığa karşı suçlar işleniyor bir tarafıyla. Yani insanlığa karşı suç dediğimiz illa da savaş zamanında olmuyor. Elbette. Sıradan bir faşizmin ürünü tabii. olarak da insanlığa karşı suç işlemiş oluyoruz. Eğer işte çocuğu ölmüş bir annenin dava hakkını elimizden alıyorsak, evet. acılı ailelerin, babaların hakkını dava ya da kanun önünde arama hakkını elinde alıyorsak bu da insanlığa karşı evet. işlenmiş suçlar arasına giriyor. En karanlık dönemlerde bile Galatasaray Meydanı'nda cumartesi anneleri oturuyorlardı. Evet. Değil mi? Aynen. Şimdi oturtulmuyorlar. Yani bu bile nasıl bir iklim içerisinde mücadele ettiğimizi gösteriyor. Oraya kadar gitmeyin. Biz hep her gün bunu konuşuyoruz. Taksim Meydanı'ndayız. Mesela günlerdir seçimden önce başladı bu. Hala devam ediyor. Tomalar, evet. ağır silahlı özel kuvvet genç polisler diyelim. Abluka, böyle barikatlar. Mesela neye karşı Taksim'de biz insanlar olarak buna maruz bırakılıyoruz. Yani ortada mesela olay yok. Normal bir akış var. Daha çok da turistler geziyor burada. Yani bu şiddet ve devletin bu duruşu mesela bugün burada herkesin gözüne sokuluyor. Evet, ama burayı yaşayan AK Parti'nin de çocukları işin komiği. Yani sadece gezi eylemine katılmış olanlar tabii, değil. Tabii. İnsanlara sürekli bir anormal ruh halinde, anormal bir ülkede yaşıyorsun mesajı verilmesi. Tabii. Bilmiyorum nasıl değerlendirsin. Mesela Gezi'den sonra bir adalet yürüyüşü oldu. O yürüyüşte AKP'ye oy veren de vardı, kendi mağdur olan tabii. vardı. Birçok kesimden birçok insan yan yana gelmişti. Bizim aslında en çok ihtiyacımız olan şey o yan yanalıktı. Çünkü birbirlerine en uzak, birbirlerini anlamakta en güçlük çeken, hatta bariyerlerle öğretilmiş nefretle yetiştirilmiş kitleler yan yana gelebildiler ve bunu başarabildiler. Ortak hak talebiyle, ortak bir itiraz için bir araya gelebildiler. Bir kere her şeyden önce bu çok önemli bir şey. O bir aradalık, ittifaklarla kutuplaştırılarak yönetilmek istenilen ve ittifaklar üzerinden yaftalarla sürdürülen bir siyasi seçimin
ikinci kez hukuksuz bir şekilde tekrar edildiği sonuçta nasıl tezahür etti görüldü. Seçim boyunca ittifakları hapsolmayı reddeden bir sokak ittifakı vardı. Bir mağdur ittifakı vardı. Bir hak talep edenlerin doğal ittifakı vardı. İttifaka dahil edilmeyen partilere oy verenlerin de o partilerin de HDP'nin örneğin siyasi tercihini açıklaması, çağrılar yapması gibi son derece meşru ama kendiliğinden bir ortaklık vardı. Bizi kurtaracak olan bu kendiliğinden birbirini anlamak meselesidir. Bunu çok önemsiyorum. Ve bütün o körüklenen kötülüğün karşısında 800 bin oy farkı iyiliğin oy farkıdır. Kötülüğün değil. Kötülüğün çalışmadığını, kötülüğün cezalandırıldığını, insanların doyduğunu, bıktığını ve nefret kültüründen nefret ettiğini kanıtlayan en güzel şey seçim sonucuna bakarak anlaşılabilir. Kesinlikle. Bugün Duvar internet gazetesinde Ali Topuz da yazmış. Mesela emniyetin de web sayfasında zannediyorum Madımak'dan bahsedilirken Madımak olayı olarak geçiyor. Evet. Katliam olarak geçmiyor diye devletin dilinin hala ve hala ne kadar halka ve bu söylediğiniz bahsettiğiniz sokaktan gelen mesaja kapalı olduğunun en önemli göstergelerinden bir tanesi zannediyorum. Yani işte LGBTİ saldırısı yürüyüş değil mi? İnsanlar sokakta işte haklarını söyleyeceklerdi. Bir saldırı oldu. Bir dönem değişti. Bir anlayış değişti. Bu nefret kültürünün karşısına şimdi yeni belediye başkanları, sosyal demokrat belediyeye geçen belediyeler mesajlar yayınlıyorlar ve kalkıp iktidarın milletvekilleri o mesajları yayınlamış olan belediye başkanlarına aynı nefret diliyle bir takım saldırgan cevaplar yetiştirme peşindeler. Yani aynı yerden hiçbir ders almadan ilerlediklerini görüyorum. Evet. Bu aslında bizim için üzücü değil, sevindirici çünkü onların daha hızlı olması gerektiği yere gitmelerini sağlayacak olan refleksi pekiştiriyor. Kesinlikle. Bunu çünkü sağlıyor. Gençler başka bir dünya düzeninde yaşamak istiyorlar. Ve bütün toplumu değiştirecek, dönüştürecek olan da onlar. Bugün eğer baktığımızda İstanbul üzerinde seçimlerin sonucuna gençler gitti, gençler koptular. Evet. Çünkü gençler artık geleceğin nesilleri böyle bir ortamda yasaklar. Gençler umut ettikleri yerde bakmaya, fark etmeye devam ediyorlar. Üniversitelerde bambaşka bir ortamda herkes birbirinin içine geçmiş şekilde Türkiye'nin dört bir yerinden gelmiş, farklı geçmişlerden gelen gençler bir arada yaşayıp okuyabiliyorlarsa bu sizin söylediğiniz LGBT olsun, başka konularda olsun, nefret bile artık konuda yani başkalarının yaşam hakkına saygı duymayı öğreniyoruz ve yan yana geldikçe de çok etkili olduğunu görüyoruz. Yani iyilik sirayet eder, kötülük sadece korkuya sirayet eder, başka bir şeye değil. Birileri belki siner, pısar ama kötülük iyi olan insanlara geçmez, sirayet etmez. Peki şöyle söyleyeyim, yavaş yavaş toparlayacağız. Tabii anma, hayatını kaybedenler için anmalar düzenleniyor ve düzenmeli de zaten, unutmamamız gerekiyor. Belki herkes kendisi bireysel olarak ne bileyim babanızın müzenin şiirlerini okuyabilirler. Evet, ya da müze çok önemli. Müzenin çok önemli. Takipçisi olabiliriz. Mutlaka yani ben çok saygı ve hayranlıkla izliyorum Yahudi soykırımına karşı unutturmamak için ne kadar doğru adımlar atılmış, ne kadar doğru mekanizmalar gerçekleşmiş. Deneyimleyen, anlatan merkezlerde insanların o acıları iyi anlayarak daha sağlıklı ve çağdaş bir toplum kurabildiklerini görüyoruz. Buna ön ayak olmak adına müzemizin olabilmesini istiyoruz. Tabii ki unutturmamak sanatla mümkün. En çok baskılanan, en çok korktukları, en çok sindirmek istedikleri şey duygulara hitap ettiği için, kucaklayıcı olduğu için, kavrayıcı olduğu ve yayılmacı olduğu için sanat. Sivas'la ilgili de birçok sanat eseri var ama sadece Sivas katliamı ya da yaşadığımız bu katliamlarla ilgili, acılarla ilgili daha öğretici, didaktik sanat eserlerini bahsetmiyorum. Vicdana değen her okuma eminim çok büyük değişim yaratıyor. Buradan çıkış var. Çıkış var. Muhakkak ki el ele vererek pek çok sorun halledilebiliyor ve ben artık toplumun vicdanının çok daha farklı çalışmaya başladığını düşünüyorum. Zeynep Altıok, çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Bugün hem acılı bir gün, hep herkes için muhakkak ki, ama diğer yandan da hatırlanması gereken gün, toplumsal hafıza
çok çok önemli. Ortak hafıza çok çok önemli. Dolayısıyla biz de konuşmak, paylaşmak istedik bugünü. Çok teşekkür ederiz. Ben de. 33 aydınımızı ve tabii ki iki otel çalışanını bu acı katliamda, acı olayda, kabul edilemez olayda hayatını kaybeden herkesi bir kez daha anarak, evet, ailelerine artık de yeter diyerek, evet, artık yeter diyerek ailelerine bitiriyoruz. De buradan bir kez daha dayanışma mesajı göndererek yayınımızı kapatalım. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.